Merhabalar sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olan herkese. Sevgili teraziler, biraz malefik etkili, biraz sıkıntılı bir ay atlatacağız. Bu kadar retro gezegenle nasıl baş edeceğimizi ufak ufak ipuçlarını vermeye çalışacağım. Şimdi bu ay hem bir 5 Haziran'da dolunay söz konusu, aynı zamanda bir ay tutulması ve 21 Haziran'da da artık ikizlerden yengeç burcuna güneş geçtikten sonra bir güneş tutulması, 0 derece yengeç üzerinde bir güneş tutulması söz konusu. Sizin de dolayısıyla 10. evinizi etkileyecek. Şimdi bunlarla ilgili genel olarak da bir gezegen hareketlerini aktardıktan sonra bilgi vermek istiyorum. Bu ayın 1'inde terazide ay ile başlıyoruz ve bu ilişkileri çok yüzeyde tutuyor. İlişkilerimizi ön planda tutuyor. Ayın teraziye yerleşmiş olması durumunda genellikle ilişkiler çok yüzeyde yaşanır. Karşılıklı hesap sorulur. Ve 1 Haziran aslında 3 Haziran'a kadar bu etki altındayız ve 3 Haziran'da Güneş-Venüs kavuşumu var. Güneş-Venüs kavuşumu normalde iyi bir şey olsa dahi bu inferior kavuşum dediğimiz, yani içten kavuşum dediğimiz bir detay. Yani Venüs geri gider gibi bir hareketi varken olumsuz etki alır. Yani Venüs'ün retrosu var şu anda biliyorsunuz. O yüzden de olumsuz bir etki alır. Liderlerin gözden düşmesi, liderlere hesap sorulması, bunu sadece başkanların, hükümet başkanlarının gibi düşünmeyin. Bulunduğunuz çevrede, dernekte, iş yerinde amirleriniz de olabilir. Onların kaygılanacağı bazı olumsuz detayların göz önüne serilmesi anlamına gelir. Toplumsal olaylara işaret eder, toplumsal, kitlesel ayaklanmalara işaret eder. Bana biraz gezi olaylarını hatırlatıyor. Ve aynı gün Venüs Mars 90 derecelik açısı var. Kadın erkek çatışması anlamına geliyor. Çünkü Venüs biliyorsunuz kadını ifade ediyor. Mars da erkekleri. Astrolojide o bakımdan kadınlarla erkeklerin, yani belki sevgilinizle, belki eşinizle, çocuğunuzla, anne babanızın çatışmasına denk düşeceksiniz. Bunlara rastlayacaksınız. Bazı ilişkilerin böyle ilerlemez dediği, çoktandır kendi çabamla devam ediyorum dediğimiz, tamamlanma etkisi alacağı bir hale gelebilir. Bazı ilişkiler tamam mı devam mı aşamasına gelebilir ve belki de bitirme kararı alabilirsiniz. Çok kuvvetli bir ilişkiniz yoksa. Yani bu ayın başındaki Venüs Mars 90 derecelik açısına da dikkat etmemiz gerekiyor. Yay burcunun 15. derecesinde ay tutulması vardı. Bu aynı zamanda ay Venüs karşıtlığı getiriyor. Standartlarımızın çok yüksek olması, başkalarını beğenmeme, egomuzun çok kuvvetli olması gibi defektleri var bunun. Finansal bir stres ülkemiz için aslında ayın ilk 15 gününde geçerli ve ayın yine son 3-4 gününde de aynen. Bana dolar ya da altınla ilgili soru geliyor ama ben bu konuda çok fazla fikir beyan etmek istemiyorum. Ben genellikle altına yatırım yapılmasından yanayım. Genelde bunu söylerim. Dolar hakkında ne düşünüyorsunuz dendiğinde biraz ben finansçı olmadığım için çaresiz kalıyorum ama eğer ki belli şirketlerin girişimleriyle ilgili, yani borsa girişimleri, borsa kağıtlarıyla ilgili soru gelecek olursa tabii ki ticari anlamda bir astroloji danışmanlığı veriyorum ve her bir kağıdın gelecek öngörülerini oturtabiliyorum. Şimdi bu Venüs Ay karşıtlığı ile ilgili bir de ani öfke patlamaları, konuşmalarımızda yersizlik, ne bileyim sertlik, Plüton'un retro olmasının verdiği böyle bir de ani çıkışlarımız maalesef var. Kendi kendimize ise bile kafa karışıklığına sebep olacak bir detay ay Venüs karşıtlığı. Bu ay, ayrıca bu ay 21'inde artık Güneş ikizleri terk edip Yengeç burcuna geçtiğinde Yengeç burcunun 0 derecesinde bir Güneş tutulması yaşanacak. Bu ilk tutulma, daha doğrusu bu yılın ilk tutulması, ilk Güneş tutulması Koç, Terazi, Oğlak, Yengeç gibi öncü burçları özellikle ön plana çıkarıyor. Eğer kişisel doğum haritalarınızda Koç, Terazi, Oğlak, Yengeç yerleşiminizde, yani bunların üzerinde Venüs'ünüz, Jüpiter'iniz, Ay yerleşiminiz varsa o zaman korkmanıza çok fazla endişe etmenize gerek yok. Özellikle ilk dekanında doğanlar için ilk 20-25'i
arasında doğanlar için diyebilirim. Bu ay ayrıca Merkür'ün retrosu başlıyor. Bu yılın ikinci Merkür retrosu ayın 18'inde. Biliyorsunuz hem Jüpiter hem Plüton hem Satürn hem hangisini atladım? Jüpiter, Plüton, Satürn hepsi birden retro durumda. Venüs de retro durumda. Ayın 25'ine kadar. Dolayısıyla 18'indeki Merkür de artık bu retrolara eşlik ediyor. Ve Venüs'ün retrosu Allah'tan Boğa ve Terazi'de yarıyor daha çok. Retrosu 25'inde, Haziran 25'inde bitiyor, tamamlanıyor. Ve bu ayın bir de önemli hareketi Mars artık 2 aydan sonra Koç burcuna geçiyor. Epeydir Mars Balık burcundaydı. Belki de biraz morallerimiz bozuldu. Ama Mars artık geçiş yapıyor Koç burcuna. Sevgili teraziler, 5 Haziran'daki Yay burcu üzerinde Yay burcunun 15 derecesindeki yeni ay sizin 3. evinizi aydınlatıyor. 3. evde günlük işleriniz, ilişkileriniz, telaşınız, aslında biraz zekanız, kapasiteniz, buna benzer pek çok detay ve terazilerin 3. evi 9. eviyle birlikte çalışır. O yüzden yazışmalarınız, sosyal medyadaki yazışmalarınız, işinizle ilgili uzak noktalarla yazışmalarınız, uzak akrabalarınız da etkilenir. Ve aynı zamanda çokça retro gezegen varken gerçekleşen bu ay tutulması öncelikle 14 günü, sonra da bir 6 ayı etkileyecek şekilde aslında malefik etkilidir. Ama kişisel doğum haritalarınız burada önem kazanır. Eğer ki kişisel doğum haritalarınızda iyicil gezegen yerleşimleriniz değişken burçların üzerinde ise Jüpiter, Venüs'ünüz ve Ay yerleşiminiz, o zaman olumsuz etki almazsınız 3. ev ve 9. ev konularında. Ve aynı zamanda tabii bu ay bir de 21 Haziran'da bir yeni ay var. Artık İkizler Burcu'ndan Güneş Yengeç Burcu'na geçtikten sonra 0 derece yengeçte ve toplumsal olayları aslında daha çok ön planda tutan, bireysel olarak belki de çok fazla etkilemeyecek bir güneş tutulması söz konusu. Yine de çok net 10. ev, yani işiniz noktasında işe hazırlandığınız, yani aslında haritaların tepe noktası, işe hazırlandığınız okulunuz, akademik kariyeriniz noktasında bir güneş tutulması söz konusu ve 6 ay etki altında kalabilirsiniz. Kalırsınız, güneş tutulması sonraki tutulmaya kadar etki altında bırakır. Burada da yine kişisel doğum haritalarınızda, yani natal haritanızda, özellikle öncü burçlarda iyicil gezegen yerleşimleriniz varsa hiç korkmanıza gerek yok, endişe etmenize gerek yok. Koç'ta, Terazi'de, Oğlak'ta ya da Yengeç'te bir Jüpiter'iniz, Venüs'ünüz varsa hiç endişe etmenize gerek yok sevgili teraziler. Çünkü siz de bir öncü burç olduğunuz için böyle bir güneş tutulmasının size genel olarak olumlu etkisi olur. Ve iyicil gezegen yerleşimlerinizden biri de, yani Venüs'ünüz, Jüpiter'iniz de eğer sizin yükseleninizde ise ya da kendi güneş burcunuzdaysa terazi olarak hiçbir şekilde endişe etmenize gerek yok. En güzeli de tabii Jüpiter'in kendi burcunuzda, birinci evinizde, güneşinizle kavuşum yapmış hali olsa gerek. Bu ay aynı zamanda bu ayı 28 Haziran'dan itibaren Mars'ın Koç burcuna geçişiyle kapatıyoruz. Bu da sizin özellikle yarım kalan işlerinizi tamamlama, yarım kalan ödemelerinizi tamamlama kaygısı veriyor. Borçlarınız olabilir, borçlarınızı kapatma imkanları bulacaksınız. Mars Koç'tayken, kendi burcundayken daha iyi çalışır ve bizi çalıştırır. Para kazanma telaşınız karşılığını bulur muhakkak. Hiç endişeniz olmasın sevgili teraziler. Kişisel doğum haritalarınızla ilgili danışmanlık için bana her zaman ulaşabilirsiniz. İletişim bilgilerim videomun altında mevcut. Görüşmek üzere, hoşça kalın.